vaxt dövründə doktor Alimcan burada yaxında tarixi materiallarda Şərq Türkistan İslam Cumhuriyyəti və buna əsas qanunu deyən məqamda təhqiqatlar keçib çıxar. Yəni şəhərdə qatılar bizə 5 olan izah verir. Başlıq nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Mən biraz etdim kitab bir ki reklamı sanlamayla kitabın hemen onu küçün bir yerde söz almak oldum. Yani bu kitap 1933'te kurulan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne ait materyallarını özücük alan kitap. Yukarıda Nimetçüsü Burunk'ı diksiyede Doktor Erkin Ekrem söz kıldı. Yani insan olduğunu ki dünyada en çok kılava yalan işin birisi devlet kuruş dedi. Hani düşün ki 1884'te Hıtay Bismillah'ın ki tarihimizde Uygurlar hakikaten devlet kurdu mu kurmadı mı? 33'teki devlet resmi kurulmamıştı gibi bazı halkımızdaki kalıcısı da zihninde bazı şüpheler var. Yani bu kitabın da asası maksadı 1933'te ecdadımız Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti devletinde resmi kurulan mı kurulmamış mı? Bu şuna asas kılan şekilde bunun içindeki bütün materyallerin ki hepsi 1933'teki gizit ve jurnallarda yazılan yani haberlerden, makalelerden toplanan kitap. Yani fakat giriş kısmında ben üzerindeki şüphesini bayağı kıldım. Onun başka bütün haberlerin ki, makalelerin ki hepsi 1933'te çıkan 3 tane gizli çıkımı. 1933'te de 7. ayın ki 28. günü Şərq Türkistan hayatı eden gizli çıkan Hacı Kutluk Şevki. Bu gizli ki haberler başlaydı asasen. Tam 1933 yılı 11. ayındaki 15. günü geçen Şerif'te Türkistan hayatı gizlisi çıkıldı. O gizlisindeki durgun haberlerden Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti'ndeki kuruluş basmıştırı. Koca Nizacım'daki cihadi hareketleri, Kıtay'la olan kuruluşları, Tungallar'la olan kuruluşları katardı. Haberlerini öz işçi alıyordu. Yani ve hatta Tünce San Birbet çıkıldı. Şerh Türkistan hayatı üyelikli haberdi lan üstünü kırmızı alıyordu. 1933 yılı 7. ayının 28. günü haber karakçaldı. Şerh Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş faaliyeti yani hani kurulma başlığı oldu. 33 7. ayının 28. günündeki haberler Sabit Hacı Damlullah'ın Kaşgar baş kazıları tayin kılındı. Onun da başka Hoca Nizacım'ın özününki reisi cumhurunun ki hem bir şey dert aşıyor şekilde haberler var. Onun da ki 1933 yılı 11. ayının 12. günü resmi Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti devleti ilan kılınlandığı ki Şerif'in gizlinden ismini Hacı Kutluk Şerif'i Erkin Türkistan'da özgerken ve o gizlinden birinci sahada 1933 yılı 11. ayın 12. günü kurulan Şerif Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş basmaklarını ola bölgen faaliyetlerini kumandallarının ki tasarruf kalıbı reislerinin tasarruf kalıbı parlamento onun teşkiline geldi kadarlı bütün haberlerinin her birisi Erkin Türkistan gizlinden 11. ayındaki 15. gündeki saatte bizim var. Yani bu yerdeki haberlerin en büyük bu şekilde ilgilenir. Onun da ikinci ödüse şu ikinci aydın katil Şerif Erkin Türkistan gizlinde çıkma. Onun da ki 1994. yılı 8. ayındaki 22. günü yine hayat gizlinde çıkma. Hacı Kutluk Şerif. Yani
zade terbiyeden çıkıyorlar. Bununla kadar kardeşler, Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruluşu burun, İstiklal Cemiyeti, Şerif Türkistan İstiklal Cemiyeti kurulan ve bu İstiklal Cemiyeti Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kuruş basmışını bu da korundu. Yani bir yerler Uygurlardan, Kazaklardan, Özbeklerden, Türklerden teşkil kılan Şerif Türkistan İstiklal Cemiyeti var. İstiklal Cemiyeti kurulup ve bu kurulucularının ki teşebbüsüyle Sabit Hacı Damoğlu'nun bu işin içine dahil edip Kirgüz'ü Koca Nizacı'nın naiti zik alakalı, Kodel Hükümetleri'nin naiti zik alakalı asaslar Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ki kurulmalıkları bayan kurulu İstiklal Mecmuası. Ve bunun da Türkçü sahnede 33'te kurulmak İslam Cumhuriyeti'nin yana bütün yıllarda basmışlarının hepsinin ayeti bir yakışık bir şekilde bayan kurulunda. Onun için Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti Şerif Türkistan İstiklal Cemiyeti'nin ki yani Şerif Türkistan'ın kurban cemiyeti. Ve bu cemiyetin ki bu nizam namısı İstiklal Mecmuası'ndaki birinci sahnede o 25 maddede bayan kurulma. Bunu cemiyetin ki meclisini mi, bu cemiyet kaç şekilde vezim ödeydi, bu cemiyet ki kimle erzabalı alaydı, kandak bedel kutu ödeydi, Katar'da bütün tefsilatını nalmezden, zavadi müznesine yer bir vakit nereden kursak, mesela nizam namını yazınız, hazırken nizam namının 500 kâfi yok. Kutu bir dernek veya bir vakitli kuruş için kadar nizamnamı hazırlanmak olsa şu vakitli bu naiti, mükemmel naiti, yakışı bir şekilde İstiklal Cemiyeti'nin nizamnamısını 25 madde kılıp İstiklal Mecmuası da şu vakitli Sofizade'nin ki baş muharrerindeki de ilan kılmak. Onun da ki yeni bir muhim terbi İstiklal Mecmuası'nın ki bu kurulan, 33'te kurulan, 12. ayının ve 11. ayının 12'si kurulan Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ki asası kanununu bu İstiklal Mecmuası'nda yazılan. Bu 30 maddeden teşkilatlar asası kanunu, kanunu esasıyla. Hem de ki asası kanun neler diyecekler? Asası kanun bir kilişim namı. Kalıp bilen devleti kurgan kişiler ortadaki kilişim namı. Mesela ben işte kanun, İslam kanunçılıkta da okutuşluk yılladı ben. Mesela hazırlıklı zamandaki İslam anayasa neler diyecekler? Anayasa bir devletteki şeklini, devletin idaresini, devletin idarelerinin şekillenişini, şekillerini, devletler halkın münasebetini, halkın hak ve hürriyetlerini öz içine alan ihtişam bir şekildeki maddelerini asası kanununda katlayınız. Normalde hazır bu vakitte asası kanunu ne verdi gerçekten? Devlette devletin şeklini, devletin idare organlarını, devletin halkıyla ilişkisini, halkın ki hak ve hürriyetlerini öz içine alan anlaşma, kilişim ne biz asas kanun deriz. Bu İstiklal Mecmuası da jurnalda yazılan 30 maddelik asas kanunu bana tekşürüp görsem hazırlıklı zamandaki modern dünyada yazılan asas kanunu bekçik verdi. Birinci devletteki cumhuriyet İslam'ın asaslıktan biri cumhuriyet Türkiye'deki bunun parlamentoğa İge bir devlet şeklinin ki, cumhuriyet bir devlet şeklinin ki boğallıkı, bunu parlamentoğu saylangan vekillerinin ki vasıtasıyla idare kılındıgallıkı, cumhuri reis, baş minister ve ministerla Katarlık bu şekilde şekillengenlikini, bir yerde İslam cumhuriyeti boğallık için bütün bu hukuki işlerinin ki İslam'ın İslam'a uygun, yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine uygun idare kılındıklarını, onun dinkin vilayetlerinin ki tesis kılınışı, nahilerinin ki yizi kentlerinin kaç şekilde tesis olduklarını, onun dinkin ministerliklerinin ki kaç ministerliklerini öz içe aldıklarını, her bir ministerinin ki vezifinin ki
qan nimalar ekanligi nihoyatda tafsili, nihoyatda ixcham, bek güzel şekilde, bek nihoyat chiroyli, bek yaxshi bir holatda yozilgan ekan. Ve bunu o hazırlar bunu çıktılar cemiyeti hazırlar bu bunu hazırlar nimiga nimidedir parlamentoga sunulan asasında hazırlanan bir anayasa tükenlikle bunu da bayan kalmak. Onun dünkün bu şunu buradan birge bu çıktılar mecmuasının ikisi de şu vakıda kurulan bankla onun dünkü çıkan pulla devletler yoldan kalan fedda satarlık. Ya demek bunun aynısı bu şıklattın ki işçi de bak bunu fakat konuş için ben bir yerde söz aldım. İnşallah bu kitap tekrar yeni bir devlet kuruluşumuzda yeni bir özümüzü rehber buluş yerlerinde devlet kuruluşumuzda yardımcı buluş ümidiyle. Esselamu.